Biz önce biraz atölyenin kurgusu ve genel anlattığımız şeylerle ilgili hem bir sunum paylaşacağız hem biraz atölye sürecinden bahsedeceğiz. En sonunda henüz üzerinde çalıştığım sonuç ürünün bir kısmını sizlerle paylaşacağız. Böyle bir kurgumuz var. Hoş geldiniz diyorum. Biraz Merve'ye de sözü bırakayım. Merhabalar. İkimiz bugün buradayız. Aslında üç kişiyiz. Sizinle bir sunum paylaşacağız. Hani özetle merhabalar Efe. Teşekkür ederiz bu arada bütün Evet, moderatörlerimize. burada. Sizler çok yardımcı. Atölye kaç kişi mi geliyorlar? Evet, tamam. Geçtiğimiz hafta cumartesi ve pazar günleri günü 3'er saatlik bir workshop programı hazırlamıştık. Katılımcılarımız da çok güzel işler çıkarttılar ama onun öncesinde hani nasıl bir süreçten geçtik sizinle de paylaşmak istiyoruz. Umarım sesimiz iyi geliyordur. İnternetimiz çok harika değil belki ama evet. Nasıl paylaşım yapalım isterseniz ekranımı paylaşabilirim. Evet. Tab yapayım şöyle. Ha şey, önce bir link mi göstermek istiyorsun? Yani bunun üzerine atmıştım aslında Tamam. orada. Böyle yapabiliriz. Tamam. Bu arada festival ekibine teşekkür ederiz. Çok güzel bir süreç geçirdik. Orayı atladık, pardon. En son yine kapatırken söyleyecektik zaten de. Çok güzel bir süreç oldu bizim açımızdan. Henüz daha diğer kısımları, atölye daha yoğun olduğu için aslında networking kısımlarına falan da biraz girmek istiyorduk. Çok fırsat olmadı. Belki bugün ve yarın biraz daha biz de diğer kısımlarına da bakacağız kendi kısmımızı tamamlayınca. Ama çok güzel bir süreç oldu. Onlara da hem bizi kabul ettikleri için hem süreç için teşekkür ederiz. Onu da söylemiş olalım. Tamam. Tam ekran görebiliyorsunuz değil mi benim ekranımı? Görüyoruz Merve. Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle, biz henüz daha yeni kurulmuş bir kolektifiz. Ortak ilgi alanlarımız var. Ama üçümüzün de çok meraklı olduğu üç konu. Mekan, hafıza ve güncel teknolojiler. Bu alanlar bizi bir araya getirdi. Ben biraz interdisipliner bir geçmişim var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunuyum. Daha sonra görsel iletişim tasarımı alanında master sürecimi geçirdim. Daha sonrasında film alanında doktoramı tamamladım. Henüz bu sene. Bu esnada yaptığım işler mekan hafızası üzerineydi. Son yıllarda özellikle. Ama onun öncesinde de 5-6 yıl kadar disiplinler arası projelerde çeşitli görevler aldım. Duygu'ya da biraz tanıştırmak isterim. Duygu da Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde çalışıyor. Ders veriyor. Duygu biraz kendini tanıtabilirsen. Mimar Sinan'da araştırma görevlisiyim. İTÜ'de doktoramı yapıyorum. Mimarların medya ile olan ilişkileri, mimarlık arşivi ve kişisel arşivlerle böyle beraber okuduğum bir doktora sürecim var ama henüz bitmedi maalesef. Onun dışında araştırma için işte bir sene Fulbright bursuyla Amerika'ya gitmiştim. Merve ile de aslında orada yakınlaşıp beraber fikir üretmeye başladık. Şimdi yeni yeni bazı ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Onun dışında ben de işte kentsel hafıza, kolektif hafıza, kentsel dönüşüm, o tür konularla ilgili hem çalışmalarım var. Bu banka ikramiyeleriyle ilgili bir araştırmam vardı. Merve'nin de Bağdat Caddesi'ndeki kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları vardı. Öyle öyle zaten kesişiyorduk. Hem de ikimiz de işte Fulbright background'undan da yakınlaşıp samimi olduk Amerika'da. Derken aslında böyle bir sürecin içine girdik. Bu O epey esnada, içinde. çok pardon lafını böldüm ama Merve Şahin'le de San Francisco'da beraber fırsatımız oldu. O zaman pek çalışamamıştık ama Türkiye'ye geldiğimizde yeniden birbirimizin aklına geldik ve bir araya gelip bir takım projeler düşünmeye başladık. Ben yine sana vereyim sözü, Ne pardon. söyleyecektim? Ha bu festival çağrısı olunca da aslında hem de böyle beraber bir şey üretmek istediğimiz için bir takım konuları konuşup böyle bir proje önermek istedik. Merve'nin de özellikle bu Merve Şahin'in VR ile ilgili yeni yeni ve böyle bir süredir de devam eden araştırmaları ve çalışmaları vardı. Böyle bir öneri geliştirdik üçümüz bir araya gelip. Kabul oldu, çok sevindik. Bizim için de çok öğretici bir süreç oldu. Biz de çok fazla şeyle biraz öncesinde pilot çalışma yaparken de biraz uğraştık, cebelleştik açıkçası. Bizim açımızdan da hem çok keyifli oldu, hem zor oldu, hem de bizi çok geliştiren bir süreç oldu.
O kadar bence yeter bu konu. Böyle bir giriş yapmış olalım. VR'la ilgili çalışma sebebimiz, şimdi mimarlıkla biraz mekanla örtüştürmeye başladık. Çünkü mekanda çok ciddi yenilikler getiriyor. Zaten bir süredir tartışılan konular ama hani VR'ın görsel ve işitsel alanlardan farkı biraz daha kapsayıcı bir olanak sağlaması. İşte mevcudiyet hissinin çok daha yüksek olması ve etrafınızı çevreliyor olması. Yalnızca görsel ve işitsel değil, bunların bütününden çıkan daha üst düzey bir deneyim vermesi mekan açısından çok özel bir durum. Dolayısıyla biz bu konuya biraz daha eğilmek istedik. Arkadaşımız Merve Şahin de katılacak bir yarım saat sonra. O da kendisini tanıtır ama onun da son zamanlarda yaptığı bir takım çalışmalar var. Bir tane open call açtı. İsterseniz linkini daha sonra paylaşırız sizinle. VR artık görüyorsunuz sergiler bile VR ortamına geçmeye başladı. Özellikle bu şu anda yaşadığımız süreçle beraber. Önce biz sunumumuzun başında katılımcılarımızla biraz VR'ın nereden geldiği, tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığından birazcık konuştuk. 2000'lerin son 20 yılında özellikle hani teknoloji ve savaş teknolojilerinin birleştiğini, daha doğrusu sanat, yalnızca sanatsal açıdan bir yer değil. Öncesinde bu buluştan biraz bahsettik. Buluş nasıl ortaya çıktı ve savaş teknolojileriyle ilişkisinden biraz bahsetti Merve Şahin. Daha sonra işte bu VR teknolojilerinin gelişimini inceledik bilimsel açıdan. Daha sonrasında iki farklı VR deneyimi arasındaki farkı biraz anlattı Merve Şahin. Bir tanesi cave denilen sistem, diğeri de head mounted display. Daha çok popüler olan head mounted display daha karşılanabilir bir fiyatı var diyeyim. Yani sunum açısından çok kolaylık sağlıyor, ücreti daha düşük ve dolayısıyla daha çok tercih edilen bir ortam. Cave ise çok, o da çok enteresan ama bir taraftan farklı projeksiyon sistemlerini iç içe kullanmanız gerekiyor ve bir mekana, bir platforma ihtiyacı olması gerekiyor. Yine bir fiziksel ortam var. O fiziksel ortamın içinde yeniden bir arttırılmış ortamın içine giriyorsunuz. Dolayısıyla daha bütçeli bir sunum şekli. Sergilerde bazen görebiliyoruz bunu, bütçeli sergilerde. Ama biz daha çok şu aşamada VR display'i, head mounted display üzerinden, başa takılan VR cihazı üzerinden deneyimlemeyi tercih ettik. Burada birkaç farklı türü var. Konuşalım. Hani HTC Vive bunların en popülerlerinden bir tanesi. Samsung Gear VR aynı şekilde. Bunlar daha profesyonel bir deneyim sağlıyor. Bir de bunun dışında daha herkese ulaşabilir, herkesin satın alabileceği miktarlarda olan o Google Cardboard denilen bir sistem var. Çok basit, gördüğünüz gibi bir karton parçalarını bir araya getirerek de bu deneyimi sağlayabilirsiniz. Daha biz geçen gün bile çok uygun fiyatlı internetten satın aldık. Ve daha sonrasında birazcık katılımcılarımızla bunun neden bir paradigm shift, paradigma değişimi olduğunu tartışmaya başladık. Çünkü bu ortam yalnızca şeyde bağlanıyor. Pardon Merve, sözünü kestim. Şöyle ilgili de biraz, çünkü bunu düşünmüştük. Böyle arada ben de gireyim mi Merve? Biraz olur, daha güzel olur. Şöyle ilgili aslında, hani bu paradigm shift zaten aslında bizim düşündüğümüz bir şey ama tabii bu açık çağrı da bu paradigma kaymasıyla beraber duyurulduğu için de aslında biraz biz de bunu böyle ön plana çıkarıp biraz daha o aradaki kayma nasıl oluyor? Mekanı deneyimlemenin sadece şey iletişim anlamı ama noktasında özellikle mimarlık öğrencilerine, mimarlık eğitiminde nasıl etkileri olabilir? Biraz bunları da aslında düşünerek, yani onlara biraz o yüzden öğrencilerle çalışmayı istedik. Hala tasarım aşamasını aktif olarak sürdüren öğrenci. Az evvel koptuk hattan, kusura bakmayın. Duygu bağlanmaya çalışıyor tekrardan. O esnada ben devam edeyim isterseniz. Birazcık işte neden dolayı paradigma kaymasına yol açıyor, onu tartıştık atölyenin başında. Daha sonra biraz da hani mimarlar açısından neden
bu sanal gerçek neden önemli bir konu? Onun üzerine birazcık daha konuştuk. Burada belki en önemli konu görselleştirme meselesi. Üç boyutlu mekanı en iyi şekilde, en doğru şekilde, en kapsamlı şekilde görselleştirmek birinci önemli konuydu. Çünkü her ne kadar mimarlar kat planlarını üç boyutlu görüntülemelerle ve modellerle göstermeye ve tasarım fikirlerini iletmeye çalışsalar da bazen bu temel yaklaşımlar bile bu fikirlerin tırnak içinde hani müşteri ya da kullanıcıya ulaşmasında bazen başarılı olamıyor. Halbuki üç boyutlu bir mekan içerisinde 360 derece bir deneyimle bu mekanı dolaşmak biraz daha süreci kolaylaştırıyor. Özellikle proje yönetimi ve de onay süreçlerini biraz daha kolaylaştırıyor. Bunun dışında yanınızda yüklü hard diskler taşımak, büyük bilgisayarlar taşımak ya da büyük dosyalar taşımak yerine bir tane sanal gerçeklik gözlüğü ve bir cep telefonuyla çok daha eşsiz bir deneyim yaratabilirsiniz. Bu mimarlar için çok aslında görselleştirme anlamında kapsamlı bir deneyim sunma anlamına geliyor. Ve sanal gerçekliğin peki nasıl kullanıldığı? Özellikle 3D mimari modellerde deneyimi arttıran bir konu, az evvel bahsettiğimiz gibi. Ve üretim ve yapım sürecindeki problemlerin erkenden görülebilmesi açısından ve daha sonra size ödetilebilecek olan hataların önceden anlaşılması, görülmesi açısından çok önemli bir fırsat sunuyor. Ve bununla birlikte çevresel datayı bu projelerin içerisinde görebiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz. Çevresel veri derken neleri kastediyoruz? Güneş ışığının örneğin nasıl bir etkisinin olacağı o mekan içerisinde ya da hatta güvenlik unsurlarını dahi, yani mesela acil çıkışları test etmek mekan içerisinde, güneş ışığı ya da ısıya maruz kalmak gibi unsurları test etmek için VR ortam verileri işinize yarayacaktır, projeleri geliştirmede işe yarayan faktörler. Bununla birlikte eğitim konusundan bahsettik. Eğitimde nasıl bir dönüştürücü etkisi var? Hani bir paradigma değişiminden ne sebeple araç olabilir? Konuştuk ve dijital modelleri export etmek için daha şimdiden işleyen bir protokolün var olduğu ve bu protokolün bir takım üniversitelerde oluşturulduğuna dair bilgiler verdik. Özellikle NYIT, School of Architecture ve Design'daki profesörler bu işleyen protokol üzerinden şu anda çalışıyorlar. VR aracılığıyla öğrenciler kompozisyonların içerisinde dolaşabiliyorlar, tasarımlarını şimdiden test edebiliyorlar. Üç boyutlu bir mekanda. Daha doğrusu sanal ortamda ama üç boyutluluk hissiyle dolu bir sanal ortamdan bahsediyoruz. Bu neye yarıyor? Aslında projeleri daha dikkatli değerlendirebilme, hangi hataların yapılabilmiş olduğunu önceden bulabilme, keşfedebilmeyi sağlayan bir unsur. Bunun dışında özellikle çeşitli mimari stratejileri daha iyi inceleyebiliyorsunuz. Örneğin bina işlevi, kullanıcı etkileşimi, yapım teknikleri gibi. Bununla birlikte de buradaki, bu okuldaki profesörler şimdiden daha geleceğin tasarımını, geleceğin mimarlık stüdyosunu şöyle tahayyül ediyorlar. Öğrencilerin VR gözlüklerini getireceği ve ev ödevlerini VR ortamında, sanal ortamda o teknikleri kullanarak yapacakları bir ortamdan bahsediyorlar. Burada en çok, en popüler kullanılan programlar 3D Studio Max, Rhino gibi programlar. Bu standart platformlardan artık Unity Gaming Engine aracılığıyla daha sonrasında iOS ortamında uygulama geliştirici olarak da çalışmalarına bunu gerekli kılıyor bu ortam. Dolayısıyla artık hem medyayı hem mimari tasarımı birlikte görmüş oluyoruz bu ortam içerisinde. Ve biraz örnekler gösterdik. Henüz işe başlamadan önce biraz hızlıca geçeyim isterseniz. Space Popular diye bir İngiltere, Londra temelli bir stüdyo var. Mimarlık stüdyosu.
özellikle VR sanal ortamlar üzerine çalışıyorlar. Örneğin Architectural Association School of Architecture için bir galeri tasarlamışlar. AA Earth Gallery diye. Tamamen sanal ortamda oluşturulmuş bir galeri. Ve bununla birlikte eş zamanlı olarak sosyalleşmek için ayrı VR ortamları gerçekleştiriyorlar bu okulun bünyesinde. Ve bunları nerelerde sergiliyorlar bu mekanları? Mozilla Hubs mesela şu an çok popüler bir VR chat room. Ama sadece chat değil, ortamın içerisinde chat yapabiliyorsunuz VR ortamın içerisinde. Ayrıca headset'e ihtiyacınız yok. Yani başınıza takacağınız bir cihaza bile ihtiyacınız yok. Yalnızca ekranınızla deneyime katılabiliyorsunuz. Ve o mekanın içerisinde sesinizle ve bir avatar seçerek mekanın içerisinde insanlarla etkileşime geçebiliyorsunuz bu chat room'larda. Bu yalnızca chat room değil, aynı zamanda sergi mekanı olarak da kullanılıyor. Mesela Space Popular gibi bir takım proje, Space Popular'ın yaptığı projelerde sunum ortamı olarak Mozilla Hubs platformunu kullandıklarını görüyoruz sıkça. Hatta biz de kendi oluşturduğumuz deneyimi burada farklı kişilere açıp ufak toplantılar yapmak ya da gösterim yapmak gibi fikirlerimiz var. Bu workshop'un çıktılarını da orada gösterebilme imkanımız olacak büyük olasılıkla. Bir süre sonra sizi bilgilendireceğiz. Ve bunlarla birlikte bu VR platformları dediğim gibi yalnızca yani hepimiz için COVID sonrası süreçte bütün üretim sanal ortama kaymaya başladı. Toplantılar sanal ortamda, sosyalleşme sanal ortamda. Ve bununla birlikte sizin yaptığınız gibi mimarlık festivalleri de, pardon, Duygu duyamadım. Bir kez daha söyler misin? Ben onu çok önce söylemiştim. Sen biraz ben bir çok yavaş geliyorum galiba. Sen devam et Merve istersen. Yok yok. Tabii ben giriyorum da benim girdikten ben 10 saniye sonra girebiliyorum. Pardon, teknik nedenler. Sorun değil, şey yaparım. Sonraki kısımda ben girdiğim kısımda. Yani bu VR yani, platformu dediğim yalnızca sosyalleşme yani. Değil, aynı zamanda örneğin bir mimarlık festivali yapıyorsunuz bugün. Bu ortamı belki de önümüzdeki seneye, yani umarım böyle durumlar olmaz tabii, fiziksel mekanları çok özlüyoruz ama eğer durum, acil bir durum olursa ve yine kapanma durumu olursa belki de bir VR platformu tasarlanması gerekecek. Bu daha şimdiden yapılmış, denenmiş durumda. Altspace VR diye bir takım platformlar var. Onun dışında sosyalleşme mekanı olarak ayrıca Santar gibi experience temelli yine farklı etkinliklere katılabileceğiniz platformlar var. Bunun dışında mimarların artık tamamen buraya yöneldiğini görüyoruz. Pandemiyle birlikte bu çok daha ön plana çıkmaya başladı. Bu fiziksel ortamdan sanal ortama kayma. Özellikle 2020'de Burning Man pavyonu mekan olarak kendi fiziksel ortamda festivali gerçekleştiremeyeceğinden dolayı John Marks ve Absinthe Vermouth'la çalıştılar ve festivali olduğu gibi sanal platforma taşıdılar. Burada örneklerini görüyorsunuz ekranda. Ve bütün bu küçük alanları, sergi mekanlarını artık sanal ortamda deneyimleyebiliyorsunuz. Ve bir harita var, önce harita geliyor önünüze. O haritadan istediğiniz mekanları seçerek onların içinde istediğiniz şekilde deneyim oluşturabiliyorsunuz. Fakat bunun içerisinde tabii bu sanal ortamın getirdiği yeniliklere ek olarak bizim mekanda yaşayabildiğimiz ama sanal ortamda yaşarken teknik sorunların da oluşabildiği etkileşim meselesi var. Mesela bu senenin Burning Man'de etkileşim yoktu fakat mekan içinde dolaşabiliyordunuz. Ama önümüzdeki sene için etkileşimli bir platform, herkesin üretebileceği o mekan içinde yalnızca izleyici olarak bulunmak değil, iş üreten, katılımcı bir platform olmasını sağlamayı düşünüyorlar, planlıyorlar. Bakalım ne olacak önümüzdeki sene. Böyle çok aslında ciddi yenilikler açan ve fırsatlar sunan bir alan. Ve de az evvel bahsettiğim bu VR mimari konferans örneği Punto de Inflexión diye Barcelona'da yapılmış ama kamuya sunulmuş ve sanal ortamda deneyimlenmiş bir örnek. Space Popular'ın oluşturduğu bir örnekten bahsetmiştik. Ve daha sonra istersen Duygu biraz sana vereyim bu haritalar ve bizim yaptığımız projeyi anlatma konusunda. Sen bir giriş yapabilirsen. Olur. Sesin nasıl geliyor? İyi mi sesin? Tamam. Bir şey olursa sen beni... Şu anda gitti mesela Duygu.
Eğitim nasıl? Şu anda fena değil. Bir daha biraz devam edebilirsem. Tamam. Şu anda Atölyenin evet. iyi mi? İyiyim. Tamam. Atölyenin kurgusundan biraz bahsedelim aslında. Bizim düşündüğümüz şey kentsel dönüşümü VR ortamına aktarmakla ilgiliydi. Ve öğrencilerin kentsel dönüşümle ilgili aslında hissettiği, düşündüğü şeyleri aktarabilmesi için onlara bir immersive yani kapsayıcı bir ortam sunmak. Hem orayı deneyimlemelerine bir aracılık etmek hem de kentsel dönüşümle ilgili aslında düşünmelerini istemiştik. Bunun için de birkaç bölge üzerinde konuştuk. Eski haritalardan da yararlanmak istediğimiz için daha merkezi bir bölge olması gerektiğini düşündük. Çünkü Sesin gitti Duygu. her bölgenin şeyleri Şimdi yok. gel. Yapılaşma stoğu ile ilgili geniş bir bilgi yok. O Evet. yüzden nasıl yapabiliriz bilmiyorum ki. İyi mi? Çok bir şey kaçırmadık. Kentsel haritalardan Devam edeyim mi? konuşuyordum. En son nerede kaldık? Neyi duyduk? Kentsel dönüşüm. Evet. Çok bu arada böyle olduğu için. Aslında böyle olmasın diye yer değişikliği bile yapmıştık. İnternetin iyi Şu olduğu an bir yere iyi. gelmiştik ama nedense böyle Evet, sorun evet. oldu. Şu an telefondan bağlanıyorum ama yine de biraz galiba iyi mi? Ha, tamam, hızlıca hemen anlatıyorum. Şöyle. O yüzden merkezi bir bölge seçtik. Merkezi bir bölgede çünkü daha fazla bilgiye erişebilirdik. Kısaca haritalardan bahsettik. İşte bu Ekrem Hakkı Ayverdin haritası var, Alman Mavi'ye var ve Necip Bey. Ama bunlarda sadece adalar ve önemli abideler var. O yüzden bunları sadece genel bir adaların değişimiyle ilgili bir bilgi olarak verdik. Kadıköy bölgesini seçmiştik. Bir sonraki şeye geçebiliriz Merve. Daha sonra aslında Nirvan haritası da çok yapı stoğu hem de o yapıların aslında fonksiyonlarıyla ilgili de çok güzel ve detaylı bir haritaydı. Ama bizim Kadıköy'de istediğimiz bölgenin Nirvan haritasını bulamadığımız için başka arayışlara geçtik ve Pervetiç hepimizin bildiği aslında mimar öğrencilerin çok yakından öğrencilik sürecinde tanıştığı bir harita. Yani sigorta haritaları, sigorta yapmak için hangi yapım sistemiyle kağıt ya da ahşap yapıldığı kat farklılıkları hepsini okuyabildiğimiz daha detaylı bir harita. O yüzden Pervetiç haritasını baz aldık. Onun dışında Pervetiçler 1920 ile 45 arasıydı. Biz biraz daha erken döneme ait bir harita da istiyorduk. O yüzden Guat haritalarına başvurduk. Bir sonrakinde Guat haritalarını da görebilirsiniz. Burada da yine Kadıköy Bahariye bölgesinde bir alanı seçmek istedik. Haritalar yalnız biraz çok parçalıydı ve henüz sayısal olarak bir araya getirilmemiş haritalar bu haritalar. O yüzden biz de biraz Hoş onları... bulduk. Hoş geldin Merve. Selam. Evet, benim bağlantım kötü. Ben sadece ses olarak katılabiliyorum bugün. Tamam. Ben zaten haritalarla olan kısmı anlatıyorum. Sen Tamamdır. Evren ve şey kısmını... Çok. Kusura bakmayın biraz dersim yeni bitti. kendinden. Sesim geliyor mu? Son dediğini duymadım. Hayır. Sen de detaylı olarak kendinden bahseder. Bu bitince. Şey yaptık ama sen de İstersen bu kısım bitince yapsın Aha. Duygu. Evet, Duygu, Dersin. sen burayı bitirince şey yapayım. Duygu'nun ses gitti sanırım yine. Hay Allah. Evet, haritalarını bir araya getirmek istedik. Geliyor Geliyor mu şimdi. sesim? Evet, şu an geliyor. Sesim geliyor mu? Tamam. Guat haritalarını bir araya getirmeye çalıştık ve bir bölge seçtik. Orası da aslında altı yolun aşağı tarafında kalan Çilek Sokak ve Karadut Sokak arasındaki üçgen dört tane adadan oluşan bir bölüm. Önce iki ada olarak başlamış, daha sonra dörde bölünmüş. İlk önce çok az yapılaşmanın olduğu, zamanla yapılaşmanın, burada da bu şey Pervetiç haritasında da görüyoruz aslında bölgeyi. Bu bölgeyi seçtik, buradaki dört adayı. Buranın hem 1904 Goa haritası, hem 1938 Pervetiç haritası, hem de bugünkü hali hazırını
öğrencilere vererek oradaki kentsel dönüşümü anlamalarını biraz öncelikle istedik. Ve bunu çok soyut geometriler halinde, üçüncü boyutta modellemeleri. Aslında şeydi, atölye katılımcısı var, biz 15 kişi belirlemiştik. Bir gruba da gelecekle ilgili senaryolar üretmelerini isteyecektik. Ama biz 15 kişi seçmemize rağmen katılım 15 kişi olmadığı için gelecek senaryoları kısmını yapmayıp mevcuta odaklandık. Sesin gitti Duygu yeniden. Evet. Oldu. Öyle bir karar vermek durumunda kaldık. Belki yaklaşabilirsen Merve biraz şeyleri de adalara da böyle. Ya Merve... Yok burası iyi. Şey, 12 en son öğrenci neyi duydunuz? Demiştin. Hı, tamam, evet. Tamam, bir şey, o arada belki düşündüm, bir şey söylemedim. Biraz yaklaşabilir miyiz şeylere Merve? En üstte gördüğünüz aslında şey, 1904 Guat haritasının sayısallaştırılmış hali. Onun altında Pervetiş haritası var. Bunları katılımcılar arasında dağıttık. Bazı katılımcılar Rhino'yu çok bilmediği için onlara daha kolay olan kısımları, daha erken yapılaşmayı verdik. Biraz daha deneyimli olan katılımcılara daha büyük adaları verdik. Böyle bir planlama yaptık. Böylece öğrenciler de Rhino arayüzünü çok basitçe öğrenmiş oldular. Çünkü Unity'ye Rhino aracılığıyla aktarmak istiyorduk şeylerimize. Yapılaşma ile ilgili yaptığımız modelleri. En aşağıda da aslında bugünkü durum var. Gördüğünüz gibi aslında şey... yan yana az katlı binalardan oluşan bir yapılaşma sonra daha büyük apartmanlarla tamamen dolmuş durumda. Zaten belki biliyorsunuzdur Çilek Sokağı. Birkaç tane bugünle ilgili de şimdi fotoğraf zaten göstereceğiz. Onlarda. Tamam. Yani şey olarak çok belki anlamlı bir bölge olmayabilir. Mesela işte ya da mesela kolektif hafıza açısından ama biz aslında herhangi bir sokağın üzerinden de bir kentsel dönüşümün okunması fikri bizim çok hoşumuza gitti. Hani sıradanın, işte gündelik olanın da biraz ön plana çıkması fikri bizim hoşumuza gitti. O yüzden bu bölge... Duygu yeniden gitti. Ben de ilginç bu arada. Buldum. Birine yaklaşan, biraz koridorlaşan bir şeyi var çünkü. Morfolojisi var bölgenin ve adaların. Onu da ilginç bulduk. Merve, sonrakilere geçebiliriz. Tabii. Bu arada bu haritayı adada kesintilerde herhalde anlamışsınız ama çok kısaca tekrar edeyim. Guat haritası en üstteki. Şey demiştim, morfolojik açıdan ilginç bulduğumuzdan bahsetmiştim. Aha, kesildi de arada, o yüzden neyin anlaşıldığından emin olamadım. Tamam. Çok kısaca işte 1906'daki Guat haritası, yapılmış olan Guat haritası bir grup öğrenciye verildi. Onun bir altındaki 1939 Pervitiç, onun bir altındaki 2020 bugünün haritası ve aslında planımız gelecek için senaryolar oluşturmasıydı. Fakat vaktimiz olmadı, bunu bir sonraki workshop'ta yapmayı planlıyoruz. Ama bu kadarı bile bizim için ilginç bir deneyim oldu. Çünkü şöyle bir şey hayal etmiştik, hani sanal ortamda 1906'dan başlayarak bu mekanı deneyimlemek, üç boyutlu olarak oluşturulan, öğrenciler, katılımcılar tarafından oluşturulan mekanı deneyimledikten sonra buraya geçip 1939'a gelmek ve 1939'da o mekanı fiziksel olarak daha iyi hissedebilmek, daha kapsamlı bir şekilde hissedebilmek, daha sonra da 2020'de bu kalabalık yapıyı deneyimlemek üzerine kurmuştuk ve sonrasında da gelecek ilgili senaryoların bulunmasını hayal ettik. Ve ondan sonra işte Duygu, ben yeniden sana oldu. Vereyim. Tamam. Aynı etmiştim. Geliyor mu sesim? Evet, çok iyi. Ha, tamam. Başka bir yere bağlandım şimdi. Şöyle şeyden bahsetmiştim, o geldi. Gündelik olanla ilgili de aslında bir şey. Mesela çok böyle kültürel olarak ilk önce mesela şeyi düşünmüştük. Süreyya sinemasının olduğu bölgeyi. Sonra ama morfolojik açıdan ilginç olan daha üçgensel bir bölge ve daha gündelik hayatın aktığı bir bölge, yapı yoğunlaşmasının fazla olduğu bir bölge daha ilginç geldi. Öyle bir kısmı yaptık.
Daha sonra bu modelleri sayısallaştırdık. Burada zaten aslında Miray bize çok yardımcı oldu. Miray'a da teşekkür edelim. Süreç içinde de bazı yaptığınız pilot çalışmalarda da bize destek verdi. O da belki atölyenin sonunda hani kısaca şeyler de konuşursa, katılımcılar aslında onlardan da hem biz de feedback alırsak güzel olur bence. Daha sonra herkese farklı dönemlere ait adaları verdik ve onlar bunu Rhino'da hali hazırına uygun olarak, yani mevcut haline uygun olarak modellediler. Bu modelleri yaparlarken bir takım şeylere dikkat etmeleri gerekiyordu. Unity programına daha olması için. Bunlar katılımcıların yaptığı farklı modeller. Bazılarının mesh olarak, bazılarının render olarak aslında görüyorsunuz. Bir takım aslında küçük ipuçları, noktalar var Unity ile Rhino'yu beraber çalıştırabilmek adına. Bizim de aslında biraz bir kısmını çalışma sırasında yanılarak keşfettiği şeyler. Bu bilgileri de aslında nasıl aktarabilirler bunu başka bir ortama? Sadece yapısında kendi algılarını Duygu yine interneti bir sorun. Biraz bununla ilgili çalıştık. Bir kısmını, evet. Son kısmını. Merve, senin internetin iyiyse aslında bu kısmı devam edebilirsin. Duygu da biraz sonra gelir. Tamam, olur. Duygu komple düştü şu anda. Yani Duygu'nun da... Sen biraz kendini tanıt Merve. Kısaca bir kendini tanıtabilirsen. Tamam, belki Duygu da o arada gelebilir. Ben Merve Şahin. Şu an Sabancı'da ders asistanlığı yapıyorum. Aynı zamanda VR dersleri de veriyorum çeşitli enstitülerde. Amerika'da, Oakland'da, Kaliforniya'da bir non-profit bir alanda küratörlük yapıyorum aynı zamanda. Yeni master derecemi bitirdim San Francisco Sanat Enstitüsü'nde ve Merve ve Duygu'yla yollarımız bu vesilelerle karşılaştı. Üçümüz de Fulbright'la aracılığıyla tanışmıştık. Ben hani daha çok işte VR alanında araştırma yapıyorum şu anda ve hani bu programın genel olarak o senaryoları oluşturma, küçük bir tarih dokulara yolculuk edip orada empati bağını kurabilmek açısından benim için çok ilginç gelmişti. O şekilde Duygu geldiğine göre istersen Duygu sen bitir, ondan sonra da ben gelip gidiyorum, sen devam edebilirsin. Zaten beraber yaptığımız bir süreç. Boşuna artık şey olmaz. Evet. Miray da Duygu'nun dediği gibi bizde bu süreçte çok yardımcı olmuştu. Ve aslında biz Rhino'da planlarken bizim için öncelikli olan konu bu küçük haritaların layer layer gelebilmesi ki Unity üzerinde bunları tasarlamaya başladığımızda ayrıntılar üzerinde daha iyi çalışalım. Detaylı tekstür ve dokuları üzerlerine atayabilelim. Bunlar da işte öğrencilerimizin mükemmel bir şekilde hazırladığı modellerdi. Gördüğümüzde gerçekten çok ama gerçekten çok temiz bir şekilde çalışmışlardı gerçekten ve hani çıkan sonuç da çok güzel oldu. Şimdilik 3 tane sonuç üzerinden göstereceğiz. İlerleyen zamanlarda da tüm modelleri birleştirip daha iyi bir formata getireceğiz. Bugün için küçük bir demo videosu yaptık sizlere. Siz devamında neler konuşmayı düşünüyorsunuz? Ben onu... Demoyu şimdi gösterir mi? Ne dersiniz? Olur, şimdi gösterebilirim. Olur, öğrenciler de şimdi ilk defa görecekler. Evet. İsterseniz ben o demodan önce birazcık Unity hakkında da konuşabilirim. Hatta olur. Ben ekranımı da paylaşayım burada hemen. Tamam. Tamam. Şimdi... Şöyle almaya çalışıyorum bir saniye. Şu an Unity görüyorsunuz değil mi? Evet. Aha. Burada şu an 3 öğrencimizin aktarılmış Unity projeleri var ve gördüğünüz gibi aslında o 3 boyutlu modellerin texture'larının atandığı ve daha bir senaryonun, daha bir kişiselleştirilmiş
senaryoların üretilmesi üzerine kuruluydu. Bu parseller üzerinde öğrencilerimizin nasıl tekst yaratabildiklerini, işte Unity platformunda nasıl hareket edebileceklerini atölye esnasında anlattık. Ve aslında bu platformun içine baktığımızda bu şekilde görünen bir şey. Şu anda sadece Gizem, Berkay ve sevgili Miray'ın yaptığı 3 boyutlu haritaların demo bir biçimde birleştirilmesini görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında bizim için en önemli olan şeylerden biri modelleme hakkında bahsettiğinizde şu sol tarafta hiyerarchy seviyesinin üzerinde gördüğünüz binaların tek tek layer şekilde modellenmesiydi. Ve bu gerçekten aslında çoğu üretici için uzun olan bir süreç. Eğer sıfırdan kendi modellerinizi bu şekilde üretiyorsanız ve bu şekilde parselleri ayırıp birleştirmek istiyorsanız ve öğrencilerimiz bunu gerçekten çok temiz, çok uğraş vererek yapıyorlar ve onların hepsine teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi burada tüm aslında binaların, haritaların içindeki sokakları vesaire entegre edilmiş şekilde gösterebiliriz. Aynı şekilde buraya geldiğimizde, Gizem'in penceresine geldiğimizde de yine aynı şekilde tüm detayları görebiliriz. Hatta kendisi bize küçük bir çiçekli bir küre de yapmış yukarıya. Ve aslında bizim amacımız öğrencilere hani sadece bu tekstürlere tanımak değil, aynı zamanda bir müzik, gördüğünüz gibi küçük bir karikatürimsi bir alan. Burada küçük bir sanırım Yiğit Özgür karikatürü var. O şekilde aslında gerçekten kişiselleştirdiler bu mahalleleri. Ve toplam işte şu an 10 öğrencimiz bizimle birlikte çalışıyor ve onlara bu süre içinde supervisorluk yapıyoruz. Bu projeleri nasıl bu son haline getirebilecekleri için ve ilerleyen dönemlerde de tüm haritaların birleştirilmiş bir VR uygulamasını sizlere sunacağız. Unity ile ilgili anlatabileceğim şeyler bu kadar. Eğer ilgilenirseniz bizimle her zaman iletişim halinde olun. Ve şimdi isterseniz küçük o demoyu gösterebiliriz. Evet, oluşturduğunuz video. Ha. Şu an izliyoruz. Şey, ekranını paylaşman gerekiyor sanırım. Ben paylaşınca bitti. Ben mi? Evet. Ben paylaşayım. Sunum sende. Benim zaten o kadar internetim yok. Tamam. Herkes görebiliyor değil mi? Evet, görünüyor şimdi. Sesler de var aslında biraz. Kent sesleri. Evet. Öğrencilerimiz aynı zamanda ses ve videolar da attı, evet, bize. Biliyorum. Bazı sesleri şu anda entegre edebildik. Evet, ben Osman'ın oraya gittim mi? Neyse, bir şey diyorsun. Yükselimle gittim, sanırım biraz kesik kesik gelse de
genel mantığı bu şekilde. YouTube üzerine henüz yüklemedik. Sanırım şey yapmak istedik. Festivalin sayfasında vesaire isterseniz size yollamamız gayet mümkün. Hep sordun soruya cevap olarak. Daha aslında akışkan bir görüntüsü var. Biraz tek tek gelmiş olabilir. Ve hani bunu aslında bir mobil VR gözlüğü de kullandığınızda üç boyutlu olarak görebilmenizi sağlayacaktır. VR'ı deneyimlemek için bir gözlük ve VR moduna geçebileceğiniz bir telefonla da bunu deneyimleyebilirsiniz. Dileyenlere ben aslında Drive üzerinden şimdilik erişebilecekleri bir video linki açabilirim. 2 dakika içinde. Orada eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz. Benim şeyim kapalıymış da mikrofonum. Belki bu session altına koyabiliriz, onu sorarız. Belki bu session altında video dönebilir bitene kadar. Evet. Öğrencilere belki ya da başka söz almak isteyen birileri varsa soru cevap gibi de yapabiliriz bu kısmı. Evet. Var mı öğrencilerden? Çünkü birkaç öğrenci... Burada ben... Belki onlar söz almak ister. Link ve YouTube şeyi var. Soruları var. Şeyde chat ekranında. Demoyu da paylaşabiliriz ama bitmiş işi paylaşmak herhalde daha enteresan. Onu bilmiyorum. Sena Hanım burada mı? Öğrencilerden katılım sağlamak isteyenler görüntü talebi gönderebilirler. Tabii. Evet. Ben şimdi linki attım ama bu daha videoyu akışkan evet, izlemek isterseniz daha sonra hani festival için eğer çok merak edenler varsa videoyu akışkan izleyebilirler bu link üzerinden. Evet. Bu arada şu belirtelim yani işbirliğine açık bir grubuz. Bunu biraz katılımcılarımızla paylaştık. Farklı alanlarla da işbirliği yapma konusunda çok hevesliyiz. Aranızda ilgilenen, katılmak isteyen, fikirleri olan varsa işbirliği için bizim maillerimize ulaşabilirler. Mail adreslerimizi buradan mı paylaşalım, nasıl yapalım bilemedim ama. Yani şeyden ulaşabilirler zaten şey belli. İsminizde. Buradan yazabiliriz. Mermin, Şahin hemen yazabilirim. Öğrencilerden falan soru yok galiba. Peki. Şunu merak ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Bazıları burada. O zaman kapatıyor muyuz? Kimse söz evet, almak istemiyor. Bir biz anlattık. Varsa cevap yok. Yani bazı katılımcılar burada, onlara teşekkür ederim. Evet, zamanınız için çok teşekkür ederiz. Umarım tekrar karşılaşma fırsatımız olur. Başka workshop. Umarım İstanbul Mimarlık Festivali ekibine çok çok teşekkür ederiz. Tüm destekleri için ve süreci çok iyi yönettikleri için. Harika bir organizasyon oldu. Umarım önümüzdeki günlerde yine paylaşımlarımız devam eder. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Evet.
Herkesin Maalesef size çok bağlantısı biraz teşekkürler sorun değil mi? yazdıkların için. Görünce Rica ederim. gerçekten çok Efe, sevindim. sana da çok Miray, sana çok teşekkürler. teşekkürler. Yaptığın yazı Gerçekten için çok yardımcı oldun teşekkür ederiz olarak. bizlere bu süreçte. Gizem, sana da teşekkür ederiz. Gerçekten tatlı bir modelim vardı. Keyif aldım uğraşmaktan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Seni.